aydır yazıyorum bak böyle böyle olacak. Ben zordayım. Beni takan yok affedersiniz. Bilmem ne yapan yok. Ben buradan kalkıp bugün mesai bitiminde Ankara'ya yürüyeceğim. Küfür etmedim, tehdit etmedim, borç istemiyorum. Alacağım olan çoluk çocuğumu, şu yaşlı kadını, şu eşimin, çocuklarımı da getirmedim. Küçük oldukları için dengeleri bozulmasın diye. Öyle bir babayım ben. Ben bu zamana kadar Hendek'te Salih Karagüzel bir boşama harici bir mahkeme görmemiş adamım. Şu anda ben mağdurum. Hendek Belediyesi, kaymakamı, valisi, büyüklerimiz benim avukat tutacak imkanım yok. Bana bir büyük yardımcı olsun, bu şekilde olmasın kesinlikle istemezdim. Ben bir halkım, eşimle beraber burada oturuyorum. Mesai bitimine kadar param gelmedi mi, Cumhurbaşkanlığına, canlı yayında, İçişleri Bakanlığına hepsini etiketledim. İlla ki bir şekilde... Ben avukata para vereceğim, ben zaten borçluyum, nereden para vereceğim? Bugün, buradaki iş ne diyor, ödeme yapılmadı. Allah'tan da o yazıyor, o gün ben yazdırdım. Yoksa altında ödeme yapıldı yazıyor. Kendisi yazdı. Kendisi imza attı, işleri bozulmuş. Benim de işim bozuk. Ben bu şekilde şu raptaya gelmek istedim. Şu kadına bak. 4 gün sonra ameliyat olsak ayağımda. Bu kadın bana pencüremeci tutmadım. Niye? Çok 6 çocuğum var. Param boşa gitmesin. Ben 3-5 ay köyde uğraşacağım. Sen geleceksin, fundumu alacaksın. Adamım diye keseceksin. Ben ne yapacağım ben? Heh, İş Bankası alır. Telefonum arkadaşta. Ahmet abiye gidin sorun. İcraya girdim ben. Bana de ki abici 6 ay sonra paranı vereceğim. Ben de kendimi heladım. Bugün yarın, bugün yarın hafta sonu 2 ay oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Salih Karagüzel ondan sonra kafayı mı yedi? Yo. Ben hakkımı alıyorum ya. Hakkımı alıyorum. 6 tane çocuğum var ya. Sol olsun bakılsın. Yanlışsa bir konuşup istediğinizi söyleyeyim. Abim orada. Alacağı var alamıyor. Nedir? Sen bir belediye başkanısın. Hüdaverdi Bahadır'sın. Senin trilyonların batırırsın çıkarırsın. Benim 70 milyarımı mı gözdüktün? He telefonları başlıyor. Evet. Para ver senin kepçen satılacakmış. İsyalık adammışsın. Bana ne ya? Ben senin konumuna güvenerekte sana fındık verdim. Bir saniye çıkmayacağım. Ben şimdi herkes yolu sapadım. Bu saatte ben konuşacağım. Ben mağdurum. Ben mağdurum. Eşimi anlatıyorum. Ben kadın bir ağabeyin kapısını yıktım. Eşime bakın. Ben paramı da yırtıp atarım burada. Söz konusu değil. Şunu atacağım ben burada. Ama bu işi Ankara duyacak. Ben insanları bir çocuğuna bakamıyorum. Ben 6 tane kız çocuğuna bakıyorum. Eşimle beraber 8 nüfusum. Ve benim annem var, babam var, hepsi yaşlı. Benim şu an bu parayı nasıl ödemem lazım biliyor musun? Benim borçlarımı. Şu para bir cebime girmeyecek. Ben bununla paramı, borçlarımı ödeyeceğim. Hayatıma devam edeceğim. Tek bir kamyonum var, onunla çalışıp son çocuğuna ekmek yedireceğim. Bu nedir değil mi? Ben bunu şimdi ne yapacağım? Nasıl ödedim ben bu parayı? Bu 70 bin lira ben nasıl ödeyeceğim? Mesela borcumu nasıl ödeyeceğim? Satacağım. Bir saniye. Satacağım kamyonumu. 97 bin dolar. Bir arabam var, kamyonum var. Satacağım onu. Ödeyeceğim. Tamam ben sen hesap... Sen bu şekilde sonuca gidemezsin ki ama. Abi ben kendimi... Ben savcılığım. Hayır. Yani. Bir saniye. Eşim olduğunu söylediniz. Eşim, ben Cumartesi kızımla gittim.